FED faiz artışlarında sona geldi adı altında bu haberi inceleyeceğiz ve bu noktada Arkın konuşmalarına göz atacağız. Diyor ki FED faiz artışlarında sona geldi mi? Faiz oranlarını indirime gidecek mi? FED üyesi Arkır yanıtladı. Bakalım şimdi. Bitcoin bu hafta yaşadığı düşüşler sonrasında bugün 26.8 bin dolar seviyesinde yatay hareketlerine devam ederken Fed üyesi aynı zamanda Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker enflasyon, faizler ve Fed'in tutumu hakkında konuştu diyor. Harker'ın bundan önceki konuşmasını hatırlamak gerekirse ki tabii ne kadar geçerliliği kaldı tartışılır. Çünkü bundan 1,5 ay önce falan konuştu. Nitekim o zamandan bu zamana çok ciddi değişimler oldu. Bakınız enflasyondaki soğuma fakat bunun kafi gelmemesi, tahvil getirilerinin büyük ölçüde patlaması gibi hususlar. Kendisi bir parti daha faiz artışı yapılma ihtimalinin yüksek olduğu nitekim kendi oyununda bu yönde olduğu ile alakalı konuşmuştu. Aynı zamanda SEC Başkanı Gary Gensler'a konuşurken aynı zamanda yapay zekaların ABD finansal ortamı için bir tehdit olduğunu düşünmüyorum diye alakasız gibi görünen bir yerde bu sözü söyleyerek bunu iddia eden Gary Gensler'a da bir gönderme yapmıştı. Fed'in sıkı para politikasını bir süre daha sürdürmesi gerektiğini belirten Harker, Fed'in faiz oranlarını artırmayı bırakabileceğini düşündüğünü söyledi. Şimdi burada zaten bakın çok ince bir nüans var. Çok ince. Buradaki iki şey konusunda da bütün Fed üyeleri mutabık. Aksini düşünen kimse yok. Fakat işin mikro cerrahisine girdiğimizde iş böyle olmuyor. Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği ne demek? Ve aynı zamanda faiz oranlarını sabit bırakmayı düşünüyor. Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Diyor ki zirveye çok yakınız. Yani zirveye çok yakınız diyor adam. Daha ne nasıl açıklayabilirim ben bunu? Maksimuma çok yakınız. Yani bu saatten sonra zaten pek arttıramayız. Arttırdı mı 25 arttırırız. Öyle bir şey diyor yani. Tam ucu yani açık kapıda tabii ki bırakıyorlar. Ki muhtemelen arttıracaklar. Nitekim belli bir süre sıkı kalacağız diyor. Yani belli bir süre şu an için ne zaman olduğu kestirilemeyen bir süre boyunca ki tahmini 2024'ün 3. çeyreğine kadar. Tabii bunlar konuşurken bunu söylemeyecektir. Fakat bu zaman dilimlerine kadar sıkı kalınması. Şimdi bu ikisi nezdinde tabii ki işin mikro cerrahisi öyle oluyor. Şimdi düşünüyorsun o zaman soru ne zamana kadar sıkı kalınacak? Bilmiyoruz. Yani soğumaya göre bakacağız. Soğuma hızı şu an yeterli mi? Hayır değil. İkincisi bu faiz oranlarının artırma ne zaman bırakılacak? Şu an bırakıldı mı? Muhtemelen hayır ama ihtimal var. Yani o yüzden tam olarak bilinmiyor. Peki ne zaman artırılacak? 1 Kasım'da mı? Vallahi o da olabilir sonrakinde dolaşır. Yani FED'ye işte işin mikro cerrahisi bu. Hal böyle olduğu zaman tabii ki piyasalardaki gerginlik geçmiyor. Delaware eyaleti ticaret odasına yaptığı konuşmasında faiz oranlarının ne kadar süre yüksek kalması gerektiğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirten Harker, faizlerin uzun süre daha yüksek tutulması görüşünü desteklediğini söyledi. Harker'ın konuşmasındaki satır başları şu şekilde. Faizlerin daha uzun süre boyunca yüksek tutulması duruşunu destekliyor. Faiz oranları konusunda verilere bağlı kalmaya devam ediyoruz ve veriler konusunda sabırlı ve temkinliyiz. Evet, burada ne diyor? Gelen verilere göre duruma bakıyoruz. Şimdiye kadar gelen veriler soğumayı ama yavaş bir soğumayı gösteriyor. Bu görüşü desteklemekle birlikte bu yıl enflasyonda istikrarlı bir düşüş bekliyorum. Evet, bu kısım güzel. Ancak verilerde keskin bir dönüş olmadığı sürece Fed faiz oranlarını şu anki seviyesinde tutabilir. Buraya kadarki kısımda ne anladık? Şimdi burada diyor ki 2023 yılı boyunca enflasyonun sürekli diyor istikrarlı soğumasını bekliyorum. Ama bu noktada
Yani belli bir süre sonra bu istikrar kesin olarak 2024'ün başlarında da devam ettiği ve sıkılaşmanın daha fazla hissedilip muhtemelen resesyona doğru yani daha fazla daha agresif bir düşüş moduna girmediği müddetçe faiz azaltmayız diyor adam. Ne zaman ki düşüşler daha fazla düşmesine rağmen baskıdan kurtulup baskıya rağmen daha fazla küçüldükçe oransal olarak daha fazla küçülme eğilimi gözlemlendi. Tıpkı bir ara nasıl mesela 6'dan 5'e düştü, yok 5'ten 4'e düştü falan patır patır %1'lik dökülüyordu. Bunu kastediyor. Yine böyle olmaz. Ama mevcut verilere göre benzer oranda agresyon tespit edilir. Ne zaman ki diyor böyle olur, yavaştan gevşetiriz. Burada faizlerin ne kadar süre daha yüksek kalması gerektiğini söyleyemem. Bu noktada Fed bir aylık verilerden etkilenmeyecek. Verilerde süreklilik arıyoruz. Fed'in faiz oranlarındaki size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu noktada işte uzun bir süre olduğu zaten açık. Bak, sadece kavşağın alınması yani faizlerin durdurulduktan sonra enflasyonun düşüş moduna geçmesi bile 3 ay aldı. Bu noktada bunun istikrar kazanıp sürekliliği en az 5-6 ay gerektirir. Temel ölçütü kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksidir. Bu endeks Ağustos ayında 2020'den bu yana en küçük aylık artışını gösterdi. Fiyatların yeniden hızlanmasına tolerans göstermeyeceğiz. Yüksek faiz oranlarının tam etkisinin hissedilmesi biraz zaman alacak. Evet, Fed üyelerinin büyük çoğunluğu zaten bunu söylüyor. Aynen öyle. Ha dedim ya, gitgide daha fazla faizdeki düşüş agresyon gösterecek. Daha fazla bir düşüş moduna geçecek. Ve evet, bu belli bir zaman alacak muhakkak. Faiz oranlarının sabit tutulması para politikasının işini yapmasını izin verecek. Para politikası artık kısıtlayıcı olduğundan istikrarlı bir şekilde enflasyonu baskı altında tutacağız ve piyasaları daha iyi bir şekilde dengeye getireceğiz. Hiçbir şey yapmamakla birlikte hala bir şeyler yapıyoruz. Ve aslında oldukça fazla şey yapıyoruz diyor ve doğru söylüyor. Evet, bu sıkı süreç yani konuyla alakalı faiz artırıp artırılmayacağını söylemiyor adam. Çünkü evet gerçekten artık önemli olan bu değil. Bak adam 25-50 aralığında lan 50-75'e gelse ne olacak? Adamlar zaten piyasanın içinden geçti. 25 bas puan daha faiz artar en kötü. Ne değişir? Önemli olan ne kadar sıkı kalacakları. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.